Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün nihayet Planet Zoo'ya devam ediyoruz. Uzun zaman sonra tekrar Planet Zoo'ya geri döndük ve bizi tabii ki çok güzel şeyler bekliyor. Şimdi devam etmeden önce şuradan baya güzel bir özlemişim ya. Baya zamandır girmeye buraya özlemişim. Yaptığımız bütün adımlar, yaptığımız bütün yerler, unutmayacağımız yerler. Mesela Ahmet'in Kaplan Ovası, burada Metehan Aslan dünyası var. Baya şeyler yapmışız. Ve şimdi devamı gelecek arkadaşlar. Ama bu bölümün başlangıcında böyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hemen. Şöyle dönelim. Şu arkadaki dağ. Şimdi arkadaşlar küçük bir problem var. Problemimiz de atölyede doğru dürüst dağ yok. Şimdi o zaman biz kendi dağlık alanımızı kendimiz yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Onu hemen size göstereyim. Dağımızı düzenleyeceğiz. Dağın bazı yerlerini düzlük alan yapacağız. Mesela şurasına. Ki neden böyle yapıyorum hemen size anlatayım. Çünkü buraya boş bırakmayacağız. Buralara bir şeyler gelecek. İşte duraklama yerleri. Başka hayvanat bahçeleri. Sonra mesela ayıların yeri olabilir. Kurtların yeri olabilir. Çünkü onlar hep dağda yaşayan hayvanlar. Belki böyle yerlere iyi uyum sağlıyorlar. Şimdi mesela buraya bir platform yaptık. Böyle adım adım platformlar yapıp yani bütün dağı gezebilecekler. Güzel bir kompleks olacak burası. Dağın bütün her yeri gezilmeli olacak. Öyle bir düşüncem var ve onu da şu an bu haritamızda hayata geçiriyoruz. Biraz büyütelim çünkü alan lazım olacak buralarda. Güzel güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bakalım inşallah daha da güzel şeyler fikirlerimiz de olur. Şöyle platformlar aşağı doğru işte gidecek ama buraya nasıl çıkılır? Bence teleferikle çıkılsın arkadaşlar. Teleferikle çıkıldıktan sonra belki şöyle bir yol yapabiliriz veya şöyle dağa çıkmak isteyenler şöyle mesela buradan ya da şöyle dağın etrafından yukarı doğru iki yol gelir. Şuradan buluşur, buradan da ta yukarı çıkılır. Dedim ki o en üste o şeyi koyacağım. Saraya benzeyen şeyi veya saray diyelim. Saraya benzeyen şeyi. Ama şimdilik ilk önce şuraya böyle bir üstten hazırlayalım. Hatta şuraya da böyle içine doğru gömebiliriz. Çünkü bu sonuçta bir dağ olacak. Hem biraz güneş ışığı gelmiş olur hem daha çok dağa benzer. Güzel bir dağımız oluyor. Göme göme dağı şekillendiriyoruz. Evet, birkaç platform yaptık. Tabii şu tarafa da bir iki tane yapacağız. Şuralara da güzel bir düzenleyeceğiz. Sonra arkadaşlar dağımızın ilk temeli atılmış olacak. Hiç olmazsa biraz dağa benzemiş olacak. Sonra şurada kırmızı pandaların yerini yapıyorduk. Oraya devam edeceğiz. Şimdi burada neden burada durakladım arkadaşlar? Bunu da hemen size anlatayım. Bir problem vardı işte yolları getirdim. Dayadım etrafa böyle buradan çıkabiliyorlardı mesela şuradan. Şurayı kapatalım ki daha güzel görebilelim. Şuradan böyle aşağı doğru da bakabiliyorlar isterlerse. Veya hayvanları buradan da izleyebiliyorlar. Yani şurada durup kırmızı pandaları izleyebiliyorlar. Mesela yüzmeye girince. Hatta buraya da acayip detaylandırdım. Bunu da hemen size göstereyim. Mesela bu... Dur şöyle yukarı gidelim. Şu taşları aşağı çektim ya. Bunlar hepsi mesela böyle bir taştı. Bunları aşağı çeke çeke bakın. Hatta suyun içinde dibe kadar soktum. Yerin altına soktum. Böyle acayip güzel bir şekil verdi. Bunu da hemen şöyle dıştan da göstereyim. Şöyle gözüküyor bakın. Yani her yerini kapattım. Baya güzel bir yer oldu hayvanımız için. Ama küçük bir problem var. Onu da hemen size göstereyim. Şimdi buradan işçilerimiz geliyor ya. Dur bir saniye. Bak şuranın altında. Bunu da gizledim buraya arkadaşlar. Şuranın altında işçilerimiz gidiyor. Şurası böyle seyircilerimiz için. Şuradan yukarı çıkabiliyorlar. Dediğim gibi oradan izleyip şu arkadan aşağı inip devam edebiliyorlar yollarına. Ama büyük bir sıkıntımız burası arkadaşlar. İşçilerimiz. Zaten burası işçiler bölgesi de biraz saklı. Şuranın arkasında gördüğünüz gibi. Burayı tam tamamlamadım. Taşı buraya kadar çektim. Üstüne bitkiler koydum. Biraz gizli olsun diye. İşçilerimiz buradan gidiyor. Hemen göstereyim size. Ki anlayın burada niye böyle durakladık. Gidiyorlar ama buraya kadar gelebiliyorlar mı bilmiyorum da. Şurada bir problem var girişte. Böyle tünel gibi mağara gibi şeyin içinden gidiyorlar işçilerimiz. Sonra şu kapı önlerine çıkıyor. Problem bu kapıda. Ya bu kapıda arkadaşlar ya da şurada. Yani içeri giremiyorlar bir türlü nedense. Acaba şu taşlar önünü mü kesiyor? Yoksa bir türlü giriş çıkış şeyini yapamadık mı onu da bilmiyorum. Ama önemli problemimiz burası. İşçiler buraya girebilmeli. Giremezseler biraz sıkıntı. Hayvanımızı da içine getiremeyiz. İşçilerimiz de işine bakamaz. Eğer onu halledebilirsek bu bölümde
Tabii. Buraya da red pandalarımızı koyacağız. İçinde güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Dükkanlarımızı da koyacağız. Şuraya da böyle bir pandamızdaki gibi bir şeyler ayarlarız. Ve bir dahaki hayvanımız biter. Tabii bölüm bölüm geçtikçe arkadaşlar daha da istekleriniz geliyor. Abi bana bunu yapar mısın? Abi bana şunu yapar mısın? Abi şu hayvanı koyabilir miyiz mesela buralara? Tabii. Şimdi yani, tamam bir sürü istek var ama yerimiz de çok var şu an. Mesela bu dağın üstüne bakın. Kaç tane yer çıkartabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5. Saya saya bitmiyor. Buralar hemen hemen her yer boş alan. Şuralarımız daha bomboş. Buraları hep dolduracağız zaman içinde. Yani yerimizde sıkıntı yok şu an. Orada hiçbir problem olmayacak. Şimdi geçelim hemen şöyle arka kısma. Dağımıza şimdi mi devam etsek arkadaşlar? Sonra mı? Hiç olmazsa gelecek bölümlerde amacımızı görmüş oluruz. Şimdi dağımıza başladık. Dağımızı devam geliştiririz. Ama bu bölümde arkadaşlar bunu bitirmeyi düşünüyorum. Red Panda kısmını. Orayı bu bölümde bitirelim. Hadi o zaman Red Panda bölümünü halletmeye çalışalım ve başlayalım. Onu da hızlı bir çekim olsun diyorum. Çünkü uzun sürebilir. Hep beraber Red Panda kısmına geçiyoruz. Evet, hızlı mod kısmına tekrardan hoş geldik arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde buraya başlıyoruz. Şimdi bizim problem şu giriş yeride. Onun için bu etrafı kırmalıyım ve bu duvarı tekrardan kırıp yeniden bağlamalıyız arkadaşlar. Çünkü işçilerimiz bir türlü buraya ulaşamıyordu. Bu problemi çözdükten sonra çok iyi şeyler olacak. Çünkü Red Panda'mız nihayet buraya kavuşabilecek. Şimdi bu yolları kırdığım için yeniden düzenlemeliyim. İyi ki de hızlı moddayız. Çünkü bunu yapmak çok uzun sürüyor. Ve hızlı bir şekilde şimdi düzenleyip girişlerini sağlayıp Red Panda kısmını tamamlamaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bu yeri kimin için yapıyoruz hemen size söyleyeyim. Büşra Korkmaz yorumlardan diğer ki seçtiğim bir arkadaşımız. Evet, ne yazmış hemen bakalım. Nihayet seni tekrardan görmek harika. Yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyorum demiş ve benim için de Red Panda alanı yaparsan çok mutlu olurum demiş ve bugün de Büşra'cığım senin için yer yapıyoruz. Red Panda bölgesi sana geliyor. Evet, umarım çok güzel bir yer yapacağız. Umarım sen de beğenirsin. Şimdi hızlı bir süreçte buraya hızlı modu geçtikten sonra tabii ki bitmiş haline göz atacağız ve nasıl olduğunu tamamen göreceğiz, detaylarını göreceğiz. Ama şimdilik önümüzde daha çok iş var ve burayı bitirmeye bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu girişi de tamamladıktan sonra ne yapacağız tabii ki? Buraya hayvanımızı koymaya çalışacağız. Onun için hemen hayvan bölümüne geçelim. Ve hayvanımızı buraya katmaya çalışalım. Tabii ilk önce bakın buralar ters olmuş. Buraya da hemen cam yani siyah camı bu tarafa doğru çekmeliyiz. Şuraları da halledelim. Ve hayvanımızı buraya koymaya çalışalım. İnşallah olur. Bayağı uğraştırdı çünkü. Şimdi arayalım. Küçük pandamız nerede? Red pandamız. Evet. Burada bir yerde olmalı. Yok bunlar geyik. Daha geyik herhalde. Evet, Red Panda burada. Bir tanesini satın alıyoruz. Ve buraya koymaya çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı ve olmuyor. O zaman ben hemen burayı düzenleyeyim tekrardan. Galiba duvarları tamamen yeniden çekmeliyim. Ki buraya koyabilelim. Giriş nedense gün olmadı. Ama galiba duvarlar kapalı olmadığı için konulmuyor. Hemen onu halledip hayvanımızı tekrardan koymaya çalışacağız. Evet, şimdi her şey halloldu arkadaşlar. Her şeyimiz hazır ve hayvanımızı nihayet koyabiliyoruz. Hatta geldi bile. Bakalım. Evet, hoş geldin dostum, küçük dostum. Ne var da yok. Ne kadar tatlı ve şirin hayvan değil mi? Sesine bak. Evet, Red Panda'mız geldi. İlk adımlarını atıyor ve ilk ortamını biraz inceliyor. Güzel bir ortamı var, doğa içinde. Ama bu nereye gidiyor bir tahkim edelim. Dostum nereye gidiyorsun? Evet, burada bir açıklık bırakmışız. Oraya doğru yöneliyor. İnşallah aşağı atlamaz. Burada bir delik var çünkü. Red Panda biz bir buraya bakalım. Eğer buradan aşağı atlasa kötü. Buraya zaman içinde kapatmalıyız arkadaşlar. Yoksa buradan aşağı atlar. Kaçar gider. Evet. Şimdi o zaman hayvanımız geldi. Ona göre burayı da ayarlayacağız. Ama ilk önce şu su kısmını galiba bunlar yüzemiyor. Yoksa suyu mu yanlış ayarladım? Buraya bir böyle alçaklık yapalım. Bir tekrar bakalım. Acaba suya girebilecek mi? Yok girmiyor. Demek ki arkadaşlar bu Red Panda yüzemiyor. O zaman hemen şuraları da başlayalım. Ne lazımsa ona göre yapacağız her şeyi. Şimdi mesela daha fazla
kısa ot istiyor ve buraları biraz kısa otla dolduracağız. Kum da istiyor. Yani toprak. İşte ormanlık kısımları da ya da böyle işte oynamalık kısımlarını da toprakla dolduracağız ki şekillendirelim, güzel gözüksün. Bence arkadaşlar bitince de gerçekten güzel gözükecek. Şuraya birkaç tane oynamalık yerler de koyduk mu? Süper durabilir. Tabii ki ilk önce şunları da böyle ortalarına koyalım ki iyi böyle tırmanma alanı olsun. Kendini böyle biraz burada iyi hissetsin hayvanımız. Böyle yüksek yerleri de tırmansın. Hem buraya ziyaretçiler de gelip görmüş olur. Arkadaşlar buraya da böyle bir şey düşündüm. Bakın şöyle yuvaları böyle dağın kenarında, böyle kayalığın üstünde gibi duracak şu kenarda. Şunları da böyle yürümelik alan gibi, teras gibi bir bölüm yapmak istiyordum ve yaptık. Şöyle bu kenardan gelebilirler, yuvalarına girebilirler. Evet. Şimdi buraları da böyle gerçekçi dursun diye altına böyle bir... Evet, bu keresleri koyuyoruz. Evet, güzel durdu. Uzaktan bakınca bakın gerçekten böyle kaya evi gibi durdu. Şimdi tabii ki içinde kendilerini iyi hissetmek için böyle biraz bitki örtüsü örteceğiz. Ki yatabilsinler üstünde. Yumuşak yatakları olsun. Evet. Şimdi bunun etrafını da süslememiz lazım. Ama arkadaşlar gördüğümüz gibi bakın bunlar iklimi biraz daha soğuk istiyorlar galiba. Çok fazla sıcak. Onun için biraz buraya klima falan koymalıyız. Ki biraz serinlesinler hayvanlarımız. Şunları da koyduk mu? Ve derecesini de ayarlıyoruz. 25 derecede herhalde kendilerini iyi hissediyorlar. Onun için 25'e alıyoruz. Tabii her yere koymalıyız bundan. Yoksa sıkıntı yani. Bir köşesi sıcak kalırsa, öbür köşeleri soğuk kalırsa sıkıntı olabilir. Evet, ayarlara bakıyoruz. Buraya da yapalım. Ki bütün yani haritası örtülsün bunlarla. Şu kalan kısımları da hemen 25 dereceye falan ayarlayalım. Abi 30, 27. Evet bakalım nasıl hissediyorlar kendilerini. Evet daha iyi oldu gibi. Şimdi iyi. Bunu da hallettik mi arkadaşlar? Geçiyoruz. Şöyle bakalım. Bitki. Ne bitkisi seviyorlar? Ona göre ayarlıyoruz ve hızlı bir şekilde bitki örtülerini kurmaya başlıyoruz. Şimdi böyle bir şey düşündüm tekrardan arkadaşlar. Şu üst tarafına şu ağaçları seviyorlar. Hem de renk katıyor buraya. Üst katını bunlarla böyle süslemiş gibi yapalım. Yani süslemiş derken ağaç gibi durmasın. Böyle sanki üstünde bitki örtüsü büyümüş gibi veya altında da. Güzel bir renkli bir atmosfer verdi küçük ayılarımız için. Şu üstte de birkaç tane ağacından koyalım. Küçük, büyük, karışık. Güzel dursun. Şöyle bir şeyler buldum. Bunları da suyun içine koyuyorum. Burayı biraz renklendiriyor ve güzel durmaya başlıyor. Evet her yeri güzel bir şekilde dolduruyoruz. Şuralara da biraz, şu arkalara, arka kısımlara da biraz koyalım. Evet burası da böyle güzel oldu. Şimdi gelelim şunun alt kısmına. Buraya da böyle kayalıklar koyalım. Böyle pembe renginde çiçekler var. Bu ağaçlarla uyum sağlıyor. Bunları da koyalım ki biraz biçimli dursun. Evet şu altı da bir tane koyduk mu süper duracak. Bir de üst taraflarına. Belki buradan da yukarı doğru çıkabilirler. Eğer tırmanmak istiyorlarsa tabii ki. Evet bunları da koyduk. Şu alt kısımlarına da koyalım. Dolduralım. Daha şimdi bunları böyle taşların arasına koyunca daha gerçekçi de duruyor. Bakalım daha ne ağaçlar var. Şunlardan da buraya birkaç tane koyabiliriz. Herhalde Orta Asya ya da Asya tarafına geldikleri için böyle ağaçları seviyorlar. Böyle hazır bulunmuş kayalıklar var. Bunları da böyle üste koyduk mu? Arkadaşlar gitgide burası bir cennete dönmüyor mu sizce? Gerçekten güzel durmaya başladı. Şimdi bundan bir de bu suyun kenarına yaptık mı? Sevmediği ağaçları da kaldırdık mı? Şuradan süper durmuş olacak. Evet. Şu çam ağaçları yalnız kötü durmuş suyun içinde. Şunları da yukarı kısma alalım. Evet. Yavaş yavaş biçim almaya başlıyor. Kafesleri. Kafes diyorum. İşte ortamları. Bölgeleri daha doğrusu. Şöyle bir yamuk ağaçlar var. Bunlar da böyle kayadan çıkmış gibi büyümüş gibi. Şu kenarlara koyduk mu? Süper olur. Ve koyduk. Bunları da seviyor aynen. O zaman kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle çam ağaçları var. Bunları da böyle yol etrafında yol yapacağız. Ve yani yol bölümü gibi gözükecek. Şimdi sağına soluna böyle ağaçlar koyacağız, dikeceğiz. Ortasına da yolumuzu yapacağız. Bakalım nasıl duracak? Güzel durursa tabii ki böyle bırakacağız.
Şimdi bu toprak landa yolumuzu yapacağız. Yani bunun arasından geçecek. Böyle işçilerimiz de hayvanlarımızın için de güzel bir yol olmuş olacak. Şuradan şu kısma da gitsin. Sonra buradan da aşağı suya doğru gitsin. Eğer yüzebiliyorlarsa tabii. Şu kısmı da biraz dolduralım. Ki bilsinler buralar hep bizim alanlar diye. Şimdi daha ne istiyorlar? Evet, tırmanma aletleri daha çok istiyorlar. O zaman tabii onlara da yönleneceğiz ama buraya böyle bak bu da acayip yakışıyor. Böyle iskele gibi bir şey oluyor. Şöyle koyalım gidip belki dinlenebilirler suyun kenarında serinleyebilirler. Ama bu yalnız olmadı. Bu biraz havada uçuyor gibi. Sonra bir de yemek yerleri lazım. Onları da şöyle koyalım yukarıdaki gelen ziyaretçilerimiz de onları görebilsin diye. Bir tane açık alanı, bir tane de şu tepeye koyalım. Tepeye de çıksınlar çünkü. Bütün alanı kullanmalarını istiyorum. Onun için her yere güzel bir şekilde dağıtıyoruz. Şu iskelenin yanına da böyle tırmanmalık oyuncaklar da koysak süper güzel olacak. Çünkü istediği yerde tırmanabilecekler bizim hayvanlarımız. Red Panda'larımız. Evet şöyle tırmanmalık oyuncakları da dolduruyoruz. Ki memnun kalsınlar alanlarında. Evet şu ağacın arasına da koyalım. Etrafında dolanıp çıkabilsinler diye. Bu çok güzel bir manzara oldu arkadaşlar. Evet yukarıda bakanlar da böyle görecek. Şöyle fena oldu ya bence. Çok güzel oldu. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Güzel mi oldu diye ya da kötü mü oldu diye. Ya da bunu da yapabiliriz diye söyleyebilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz tabii. Arkadaşlar şu bak bitkileri taşların arasına koyunca daha dolduruyor yani böyle haritayı. Daha da gerçekçi duruyor. Onun için şu bitkileri de arasına koyduk. Bu arada bu dostumuz ne yapıyor? Kendini nasıl hissediyor? İyi hissediyor. Oyuncak istiyor ama. O zaman oyuncak da bulmalıyız bunlar için. Şöyle bunları seçelim. Bir tane böyle deniz göl ördeği şuraya koyalım. Belki suyun içinde oynarlar. Topları da koyuyoruz böyle kafeslerin önüne. İstediği zaman oynayabilirler. Şuradan da yukarı tırmanabilirler. Ve bakalım şuralara da böyle birkaç tane yemek yerleri koyalım. Burada da oynama yerleri. Ve birebir olsun. Şuraya da böyle içme şeyi koydum arkadaşlar. Gelip burada içeceklerini de içebilirler. Hem de ziyaretçilerimize gözükebilirler. Evet hemen bakın oynamaya başladı dostumuz. Evet kendi şu an biraz daha iyi hissediyor. Bakalım daha ne eksik? Evet yemek. Yemekleri. Tabii bunlara kaliteli yemek de vermeliyiz arkadaşlar. Çünkü iyi beslenmeliler, iyi büyümeliler. Onun için yemeğini de halledeceğiz. Ne kadar tatlı şey ya da. Arkadaşlar. Evet yeni dostumuz. Hayvanat bahçesine hoş geldin. Umarım yeni ortamını beğeniyorsundur. Çok tatlılar ya. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde normal çekime gidiyoruz. Ve hayvanat bahçemizi iyice inceliyoruz. Yavaş çekime tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitirdik burayı da. Ve her şey birebir oldu. Yani işçilerimiz içeri ulaşabiliyor. Sonra içerisinde düzenledik. İlk hayvanlarımızı da koyduk. Ve şimdi detaylarına göz atacağız. Bakacağız biraz ne var ne yok diye. Ama tabii ki Büşra'nın bölgesi de tam olarak bitmedi. Çünkü buraya bir tabela uygulamalıyız. Mesela şu ağaçlardan veya değişik ağaçlardan güne duvar örtüsü öreceğiz. Ya da bir şeyler yapacağız. Güzel bir şeyler yapıp da mesela şuralara. Dükkan mükan da koyabiliriz daha. Bir de bir tabela lazım arkadaşlar. Bu bölge kime ait diye. Buradan bir giriş olacak mesela. Buradan bir tabela koyarız. Ama bunu da bir dahaki bölümlerde yapacağız. Yoksa güne çok uzayacak bölüm. Sonra buradan gelecekler mesela. İçeri girecekler. Bakın ilk kişiler şuradan bakıyor. Bakın görüntüsü de güzel ha. Yani buradan bakınca her şeyi görüyorsun. Yalnız buraya daha şey eksik. Bir sürü şey eksik daha. Şimdi mesela su arıtış... Yani su temizleme şey, makineleri var diye onlardan koymalıyız. Elektrik de daha gelmeli. Sonra televizyonlar falan koymalıyız. Dükkanlar koymalıyız ama onları da önümüzdeki bölümler yaparız. Bakın ne güzel oynuyorlar. Evet şimdi göz atalım bakalım neler yaptık. Bakın ne güzel acayip güzel durdu ya şu ağaçlarla şurası yani. Aa top gitti. Top gitti. Suyun içine gidiyor. Gitti. Bakalım yüzebiliyorlar mı acaba? Aa bizim panda düşüyor. Evet ikisi de burada. Oynuyorlar. Ya artık takılıyorlar kendi kafalarına göre. Ama acayip güzel bir alanları oldu. Mesela bu yukarıda böyle tırmanma parkı gibi bir şey oldu. Gelip istediği gibi tırmanabiliyorlar. Şimdi mesela burada da ziyaretçi gelince bak mesela gelenler var. Burada durunca burada görebiliyorlar. Öbür tarafta durunca şu ön kısmını görebiliyorlar. Güzel oldu ya. Güzel bir alan yarattık onlar için. Evet arkadaşlar yorumlarda bildirebilirsiniz. Güzel oldu mu diye ya da kötü oldu mu diye demiştim zaten hızlı çekimde.
Şimdilik elimden geldiği kadarıyla güzel yapmaya çalıştım. Merhabalar gençler. Şimdiye kadar böyle bir görüntü verdi. Kendilerinde iyi hissediyorlar. Hayvanlarımız neredeler bunlar? Yukarı parka mı gittiler yoksa? Dur hemen bakalım. Biraz bir takip edelim. Bakalım kendilerini nasıl hissediyorlar. Ama ortadan kayboldular sanki. Şu an göremiyorum hiçbirini. Şu altta... Aa bak burada, buradamış. Şey tıklayalım üstüne. Evet, yemek şeyi herhalde değil mi? Yo, temizlik. Her şey iyi, her şey dolmuş. Bir tek temizlik biraz daha. Yani burası temizlenmeliymiş. Bunu da hallederiz birkaç işçi koyup. Şuraya bir bakalım. Evet, oha ne biçim atlıyorlar. Evet, bitki örtüsü de iyi, fena değil. Zaman içinde onu da düzeltiriz. Evet, her şey güzel gözüküyor. Biraz böyle yakından takip edelim. Evet, artık birbirlerine alışmışlar. Bakın, takılıyorlar. Hop, hop üstüne atladı. Evet, bu bölümü de hemen burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir üste gidelim. Bir dahaki bölümlerde ne yapacağız? Olmazsa bir dahaki bölümün başlangıcında şu kısmı böyle kapatıp buraya dükkanlar falan koyuyoruz. Güzel bir şekillendiririz geriye kalan şeyleri. Sonra bir dahaki alanımıza geçeriz. Tabi başta dağlık alana başlamıştık ama oraya da ileriki zamanlarda, yani oraya yavaş yavaş geldiğimizde tamamen düzenleriz. Öyle düşündüm arkadaşlar. Evet, şimdi bizim planımız arkadaşlar, burayı bitirdik. Büşran bölgesini bitirdik. Şimdi bir dahaki bölümde başlarında işte süsleme şeyine geçeriz. Buraya duvarımızı çekip bir dahaki bölgeyi hazırlarız. Arkadaşlar önümüzdeki zamanda bu kısmı bitirmeyi düşünüyorum. Şu boş olan kısmı. Ondan sonra sol bölgeye doğru geçip buradan alt kısma inmek istiyorum. Zaten alt kısma indikten sonra güzel şeyler yaratmalıyız. Evet, bu bölümün sonuna da geliyoruz arkadaşlar. Bu bölümlük de bu kadar. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümlerde bakalım bizi neler bekleyecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.